açısından bazı şeyleri hatırlamak gerekiyor. Anadolu'nun bir köyünde akşam vakti oluyor, karıyla koca yatağına gidiyorlar. Adam uyuyacak fakat kadının kafasında başka bir plan var. Kadının gönlü başka birinde. O gece kaçacak. Eşi uyuduktan sonra dışarıda onu bekleyen sevgilisiyle birlikte kaçmaya başlıyorlar. Koşuyorlar, koşuyorlar. Ayağında, yani ayakkabısının içinde bir fazlalık fark ediyor. Bir şey var ama ne olduğunu bilmiyor. Duramıyor çünkü kaçıyor. Çünkü yanlış yaptığını biliyor, çünkü hatasını biliyor. Köyün dışına vardığında ayakkabısını çıkarıyor. Ne var burada diye bir bakıyor ki bir tomar para var. Ve üstünde şöyle yazıyor. Bende emeğin vardı yazıyor. Parayı kocası koymuş ve sonrasında devam etmiş. Zor zamanlarımda yanımdaydın, hasta olduğumda bana baktın, çorbamı yaptın, yanımda oldun. Ben de ele güne muhtaç olmanı istemedim, o yüzden parayı koydum. Bu parayı koyan kişi ne bir üniversite mezunu, ne yüksek lisans yapmış, ne doktora yapmış, ne de hayatında tek bir kitap okuyabilmiş. Bu kişi, çünkü 7 yaşından beri gözleri görmüyor, bu kişi hepimizin de bildiği Aşık Veysel. Ve Aşık Veysel bu olaydan sonra bir türkü yazıyor, hepimizin bildiği. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Nedir bu uzun ince yol? Hayat yolu, uzun ince bir yol. Sonra diyor ki, iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Birinci kapı doğumla geldiğimiz kapı, ikinci kapı ölümle gittiğimiz kapı. Sonra diyor ki, yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece. Yani diyor ki, uzun zannetme bu yolu, bir dakika gibi geçiyor şu gittiğin yol diyor. O yüzden aslında hayatın farkına varmamızı anlatan bir parça, uzun ince bir yoldayım. Ve biz de bu parçayı sizlerle birlikte söylemek istiyoruz. O yüzden bu parça tekrar içimizde bir canlansın, bu enerjiyi her yere duyuralım. Bizle birlikte eşlik edelim. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece türküsünü hep beraber seslendireceğiz. Oh.
Teşekkür ederiz. Ama eşlik etmediniz.